Valla bakalım. Kaydı başlattık. Nasıl bir şey bizi bekleyecek? Bilmiyorum. Yani daha önceki bazı oyunlarda diyeyim, karşılaştığımız gibi böyle ekran çatlaması patlaması falan filan yaşayacak mıyız? Bakacağız. Merhaba dostlar. Stray oynuyoruz. Evet oynuyoruz. Oynuyorum. Hani oyunda otomatik kayıt özelliği var. Kedi yanıp çıktıkça en iyi deneyimi kontrol cihazıyla sunar. Çok karanlık, hiçbir şey görünmüyor. Üç kedi de görünüyor. Çok aydınlık olmasın. Şu iyi. Üçünü de görebiliyoruz. Şimdi Stray oynayacağız arkadaşlar. Ben bu oyunu ilk çıktığı gün aldım. Ama inanır mısınız yani Eda'yı bekledik oynamak için. Onu söyleyebilirim. Bu arada kayıtta bir kasma var. Ona ben bir bakayım 2 dakika. Pause'da görebiliyor muyum? Ona bir göreyim. Arkadaşlar emin olayım çünkü o şekilde başlayıp gitmek istemiyorum. Evet geldim. Problem yok görünüyor. Artık varsa ikinci bölüme çözeriz. Yapacak bir şey yok. Çünkü gayet akıcı görünüyor. Yeni oyun yapacağız. Oyuna başla. Dediğim gibi Eda'yı bekledik. Eda oynar. Eda ile birlikte oynarız falan diye düşündüm ama öyle olmadı. Eda plana dahi almadı yani bunu. Bilmiyorum. Bana düştü oynamak. Öyle söyleyeyim. Eda Hots'tan vazgeçemedi yani. Vakit mi ayıramadı acaba falan bilmiyorum. Aslında yani baktığım zaman Pots oynayacağı yerde bunu oynayabilirdi yani. Öyle söyleyeyim. Ama o kayıt alma olayı onu hep gerdi galiba yani. Yayınlarda falan da yani o fazlasıyla ciddiye alıyordu yani. Tabii bu kötü bir şeymiş gibi anlatmıyorum da yani. Allah Allah. Kuyruğuyla mı oynayacağız? Böyle mi oluyor bu iş? Onları böyle oynatabilir miyim? Grafik ayarlarını yükseltsem çözünürlük değil de aslında yüksekte demek ki bu kadar yani. Bu da benim mesleğim arkadaşlar. Evet çok hızlı bir giriş ama. Daha ne kaçırdığını bilsin istiyorum.
Civardaki kediler de sarman ha hep. Surların içi. Okay. B ile mi yavla? Okey. Sanırım mesela buradan herhangi bir atlamama izin vermeme bir şey. Beni bekleyin lan. Ha, miyavlayınca tepki veriyor bunlar. Ha, şu koşuyor bak, koşmayı göstermiyor. Kasma, kasma. Run, you fools.
No. Kıvanç. Bak gel sana ne oluyor? Aynısı var bizde şu an. Ayağı sakat ya hayvan. Kaç ayak üstüne düştün ne şimdi? Ölü şehir. No way. Yardım mı edin? Help. Yazıyordu orada. Follow me yazıyor. Okay.
boya. Kesin boyayla da bir şey yapacağızdır. Sadece itlik olsun diye mi düşürüyoruz bunları? Okay. I'm in. Bir şey kastı. Ha. Okay. Some cat stuff. Hello. Yalnız güzel ya oyun. Yani küçük küçük hintler vermişler zaten ne tarafa doğru gideceğinize dair. Güzel olmuş yani, o da baymıyor da, etraf güzel. Değişik yani, bir neticede distopik bir dünya yaratmışlar. Zıplama var mı diye bakıyorum. Sadece onları üstünden atma var. Nerede kaldı acaba?
Yani zıplama yok burada, dümdüz koşacağız dümdüz derken. Yani aslında bu distopik dünya pek o kadar da güvenli değil yani. Dedim ya, Hintler varmış ya. Çok güzel olmuş ya. Çok temiz yani. Bak ok var orada, o tarafa doğru gideceğiz işte. Buradan şu alt kata atlayamıyoruz galiba ya.
da kırılmasın şimdi başımıza. Yok, burası gelmek istediğim yer zaten de. Aa, geriye bir daha. Şımarık kerata ne ya? Biz oradan geldik zaten. Lan oğlum dur. Kameralar da bize bakıyor, Allah'ım Allah. Hı? Fişi mi çektik? Peki. Yanımıza alalım ya. Daire. Tam halı kaşıyorsun, anladın.
Oğlum. Bir tane de getirdiğim vardı ya. Geri de alamıyorsun lan. Yani bunu yapamazsak geri dönemiyor muyuz yani şu kapıdan şimdi? Aa, çok eci. Bir tane aldık ya kapıda. O muydu diye endişe ediyorum şu anda. Nerede olan bu? Buraya da çıktık, buradan aldık ya. Altı dakika mı? Oh yeah. Really?
Bunu nereye bırakacağız? Ne ki ağzımızdaki? Pil gibi bir şey. Kendime kızıyorum. Pil değilmiş meğersem. Göz mü kırptı o robot? Sırtındaki şeyden dolayı kediler böyle ya. Çok iyi yapmışlar ya. Sayısal kodu nereden bulacağım? Üç, yedi, dört, sekiz. Thank you.
Bayağı sohbet ediyoruz yani. Bir virüs gibi bir şey galiba ya. Dövüşmeyeceğiz değil mi?
Kimseyi yemeyeceğiz oğlum biz. Kimi niye yiyelim? Kediyiz lan biz. Çıkmak imkansız mı? Momo ile konuşacağız. Dört. Az kalsın devremizi patlatacak. Moral bozdu direkt, daha çok dolanırsın diye. Okey. Enerji içeceğin.
Oraya evet, enerji içeceği düştü oradan. Kasanın gizli şifresini kim çözer ki acaba? Gidelim o müzisyene götürelim onu. Olmalı bir şekilde açarız yani. Belki müzik çalıyordur. Belki şifreyi çevirecektir. Ha, güzelmiş bak.
Havalandırmanın güç kaynağını mı kestik biz, aferin bize. Orada bir şeyin güç kaynağını kestik ama neyi bilmiyorum. Bir de kasa var açmadığımız, duruyor öyle. Hey Momo. Oğlum beni niye bozuyorsun şimdi? Şey getireceğim. Aa!
Denedim. Sarıyor. Havalandırmanın fişini çektim ve ne işe yarayacağını bilmiyorum şu anda. Beni bu tarz şeyler gerer mi? Şey var sandım ben de. Bir diş dünyalı defteri. Oo. Bir saati bulmuş vallahi ya. Yani robot tarzı insanlara da yatak olması demek ki başka yaşamlar da varmış yani burada. Spacek taradı da. Defter aldık, bir gidelim mi o ya? Kim lan bu bilgisayar kurdu?
Şu logoları mı takip edeceğiz acaba? Şu an nereye gideceğimi bilemiyorum sadece. Hadi lan. Kesin Japonya falan da. Zıpır tekir değil bu sarman zaten. Bunu sadece sağlam bir bilgisayar kurdu çözebilir dostum. Yalnız benim gidiyor yani. Bunun bir save falan yok mu? Bu save aldığını gösteriyor değil mi? Burada bir ara verelim. Video şişiyor arkadaşlar. Bir sonraki bölümde hemen görüşeceğiz. Geleceğim. Bir içecek bir şeylerle ayarlayayım. Geleceğim. Müthiş bir oyun olmuş gerçekten. Görüşürüz. Geliyorum. Geliyorum.